Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda Levin 70 Şehir Hastanesi operasyonunu yapacağız. Çok zorlu olduğu söylenildi. İlk defa giriyorum. O yüzden hatalar olursa affola. Kusura bakmayın. İlk etapta bol bol sakinleştirici almanız lazım üstünüze. Burada sakinleştirici çok kullanmanız gerekiyor. Çünkü bayağı zombi var ve hepsi de 70 üstü. Şimdi içeri girdik. Arthur'u bulmamız gerekiyor. Hiçbir şey yapmadan direkt Arthur'un yanına ilerliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Kapıyı açıyoruz ve ardından ne oluyor içeride? Arthur'u yiyorlar. Bırak Arthur'u. Tamam. Arthur'u kurtardık. Şimdi Arthur'a eşlik etmemiz gerekiyor. Bakalım. Bir anda bir sürü zombi gelmeye başladı. Biz Arthur'u kurtardıktan sonra. Ne istiyorsunuz siz bu Arthur'dan ya? Yazık günah adama ya. Şimdi zombileri öldürüyoruz. Gördüğünüz gibi kolay ölmüyorlar. Ve hepsi de 70 üstü arkadaşlar. O yüzden takım halinde ilerleyin burada. Tekil hareket etmeyin. Şimdi zombilerimizi temizlemeye devam ediyoruz. Arthur Reis'e eşlik ediyoruz. Reis bizi götür aya. Peşindeyiz. Evet, Arthur Reis ilerliyor ve biz de Reis'in peşinden devam ediyoruz. Bakalım bizi nereye götürecek. Arthur'a kayıp takım arkadaşlarını bulması için kafeteryaya kadar eşlik et diyor. Ve zombiler hala üzerimize gelmeye devam ediyor. Bakın takım arkadaşının biri düştü. Diğerinin de canı bayağı azaldı. Dünyadan buldum bu takımı. Toplama takımla girdim. İnşallah çok fazla zorlanmadan görevi bitiririz diye umut ediyorum arkadaşlar. Bakalım. Şimdi difüzörümü aktif ediyorum. Çünkü birazdan sakinleştirici vesaire lazım olacak bana. Derken gene Arthur'u yakaladılar. Tamam. Arkandayız reis. İlerlesen. Şu an Arthur'un canını görmüyorum. Öldüğünü düşünmüyorum. Hani takımdan 4 kişi ölmediği sürece görev başarısız olmaz. Arthur'a eşlik etmeye devam. Bakalım bizi nereye götürecek. Kafeteryaya kadar diyor ama bakalım reis, hala saldırıyor zombiler ya Arthur'a. Ne istiyorsunuz siz bu adamdan ya? Ne istiyorsunuz bu garibandan? Evet. Devam ediyoruz Arthur'un peşinde. Dışarıda da zombilerimiz var. Bakın nasıl koşmaya başladılar. Buradaki şu kadın zombiyi öncelikle öldürün. Çünkü o çığlığıyla diğer zombileri çağırıyor. Onu öldürürseniz daha az zombi çıkar. Ve siz de daha az zorlanmış olursunuz arkadaşlar. O yüzden öncelikle onu öldürmeye dikkat edin. Zombileri temizlemeye devam. Hasarım gayet iyi. Hasarıma baktım. Hala zombiler geliyor. Hani bu göreve girerken mutlaka takımınızdan 2 kişi sağlam olsun, yüksek hasar veren kişiler olsun ki takımı taşısın. O yüzden dikkat edin. 70 kıyafetiniz olduğunda girmeye çalışın. Hani 70 toplama ulaştığınızda açılıyor görev ama savaş puanınız 70'e ulaşmadı mı silah, zırh vesaire giyemiyorsunuz 70 itemlerini. Bu zombi bayağı zor ölüyor ya diğerlerine nazaran. Baksana. Öl artık. Boss da değil bu. Normal bir zombi bu kadar zor ölüyorsa boss'tana kadar zorlanacağız. Bakalım göreceğiz birazdan. Kazamız mübarek olsun. Kapıyı açıyoruz. Ve yine zombiler bizi karşılıyor. Sakinleştiriciye attım direkt arkadaşlar. Evet. Tiplere bak, ne değişik şeylersiniz. Şu uzaktan hani Levin'de şey olan zombi var ya, kadın zombi. Uzaktan size vuruyor. Onu hiç sevmiyorum ya. Vallahi sevmiyorum. Burada da var. Her yerde olduğu gibi. En azından yapışan böcek yok burada. O artısı biraz. Ne yapıyorsunuz siz o kapıda? Kapıyı niye yumrukluyorsunuz? Aslan. He? Tamam. Bunlar da öldü. Şimdi devam ediyoruz. Restorana girin ve eksik takım üyesinin iletişimcisini bulun diyor. Eksik takım üyesi Arthur'un arkadaşı bize ne iletişim yollamış? Ben şimdi açıyorum. Takım arkadaşlar da zombiyi öldürdü. Ben son, beni duyabiliyorsan benim için gelme, ben sıkıştım diyor. Şimdi Arthur'un yanına tekrardan gelmemiz gerekiyor. Tüm takım üyeleri gelmesi lazım. Görevin ilerlemesi için. Neyla öldü, ne yapacağım hakkında Arthur'u dinle diyor. Arthur'un arkadaşı ölmüş, ağladı garibim. Arthur'a eşlik edeceğiz.
Diğer 3 kayıp takım üyesinin nerede bulunduğunu öğrenmek için yatan hasta binasına git diyor. Hasta binasına gidelim derken bir tane boss'umuz çıktı arkadaşlar. Bu boss'a alışıksınız sonbahardan ama burada şekli tipi biraz başka. Hasarı da bayağı fazla şu an gördüğüm kadarıyla. Kalkanı patlattı, canımı da indirdi bakın. Etrafında döneyim diyorum da sadece bana hasar veriyorsun sen reis. Neden ben? Bak arkanda 3 kişi daha var, onlara da dön. Yok, bu beni öldürecek sanırım. En iyisi ben topuk takım arkadaşlarının yanına gideyim. Onlar orada rahat rahat takılıyorlar. Canı bayağı indi. Ölmeye yaklaştı. Ama hani o da bizi öldürüyor arkadaşlar. Çok fazla vuruyor. Ve siz az vuruyorsunuz. Bayağı zor ya burası. Drone'u uçurayım biraz canım dolsun. Çünkü ölebilirim. Bir tane vursa sağlam ölürüm muhtemelen. Öyle düşünüyorum. Yakından vurduğunuzda KSG ile hasarınız fazla oluyor ama o da size vuruyor. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Hadi artık öldün. Ne yaptın sen ya? Tek atacak bana. Şuna bak. Canımı yok etti. Cephanem de bitti. Cephanemi de doldurayım. Zaten ölmek üzere. O da ölecektir muhtemelen. Öl reis. Hadi elveda. Öldü ama ölmeden önce dedi birinizi götüreceğim dedi ve beni de öldürdü. Kendiyle birlikte bizi de düşürdü ya. Hain Kostok. Tamam, şimdi bizi kaldırdılar. Canımızı dolduralım ve ilerlemeye devam edelim. Canı kalkanı komple dolduracağım çünkü zombiler çok fazla vuruyor arkadaşlar. Yarım canla falan gezmeyin. Hani böyle doldurmak için zamanınız varsa her şeyinizi doldurun, cephane vesaire, ardından görevi yapmaya devam edin, ilerleyin. Sağlam bir şekilde ilerleyin. Şimdi ne diyor? Yatan hasta binasındaki, evet, 3 nokta görüyorsunuz sağda mini haritada. Bunları aktif etmemiz gerekiyor anladığım kadarıyla. Açıl susam açıl. Evet. Şimdi bakalım burada mı? Nerede bu? İletişimciler. Bakalım. Yok. Burada bir şey yok. Şöyle sol taraftan. Burada da yok. İçeri gireyim bir bakayım. İçeride de bir şey yok. Burada temiz. Muhtemelen bu üst katta arkadaşlar. Çünkü gösterdiği yerdeyim. Hiçbir şey yok. Üst kata bakmam gerekecek. Burada da yok. Neyse, bir üst kata çıkalım. Bizimkiler daha bulamamış. Aa, büyük boss da var. Arkadaşlar buna yakalanmayın. Direkt siz o üçgen derken yakalandım bak. Ayna kullan diyor. Ayna yok ki bende. Canıma bak. Öldürecek beni ya. Tek attı ya. Ayna kullan diyor. Demek ki buradan biz ayna buluyoruz. O aynayı zombiye karşı kullanıyoruz. O da bizi bırakıyor anladığım kadarıyla. Hani şöyle yapın. Birinizi kovalarken diğeri açsın. Diğerini kovalarken diğeri açsın. Herkesi aynı anda kovalayamıyor zaten bu zombi. O yüzden o 3 noktayı bu şekilde açabileceğinizi düşünüyorum. La sen ne yapıyorsun? Yılan olduğunu sanıyor sanırım. Sürüngen kılığına girmiş ama fark etmedim değil. Zombi seni. Yemezler. Hiç bana numara yapma. Şimdi canımızı biraz dolduralım. Drone'umuzu da kaldırdık. İlerleyelim. Daha iki tane daha bulunması gereken nokta var. Birini bulmuş takım arkadaşları. Şimdi diğerlerine bakalım biz. Şuradan bir yukarı çıkayım. Çünkü aşağıda olduğunu düşünmüyorum bunların arkadaşlar. İki takım arkadaşı düştü. Şuradan bak, bakın ayna bulduk. Bu biraz önce zombi bizi tuttuğunda ayna istiyordu. Aynamız yoktu. Şimdi gene yakalarsa kullanırız. Şu takım arkadaşımı bir kaldırayım. Derken izin vermeyecekler. Zombi geldi. Seni öldürüp tekrardan deneyeceğim kaldırmayı. Eğer rahat bırakırlarsa, derken baba zombi geliyor. Kaç topuk. Allah, kusura bakma. Artık sen kendin kalkacaksın. Yoksa o bana tek atıyor. Evet, şimdi üst kata geldim. O kaynak noktasını hala arıyorum. İkinciyi de buldu bizimkiler. İkinci de buradaymış anladığım kadarıyla. Çünkü son kapıyı açmışlar. Ve zombiler hala gelmeye devam ediyor. Siz bir ölün bir reis ya. Bir ölün ya.
Daha ölmemeye kararlılar sanırım. Çok fazlalar, kolay ölmüyorlar. Topuk çok vuruyorlar arkadaş ya. Şöyle geriye geçelim de. Kalkan attı. Aa, gene geliyor. Gene geliyor. Kaç 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 kaç. Sen oradan beni nasıl yakaladın ya? Ayna kullan diyor. Bakın aynayı kullandık. Gözüne tuttuk ve bizi bıraktı. Buradaki ayna mantığı buymuş arkadaşlar. Öğrenmiş olduk. Ayna bulursanız mutlaka üzerinize alın. Zombi sizi yakalarsa bırakması için kullanabiliyorsunuz aynayı. Bir tane kaldı nokta. Onu da takım arkadaşlar şu an açıyor gördüğüm kadarıyla. Evet açtılar. Şimdi tüm noktalar bitti. Diğer üyeler de öldü. Takım arkadaşlarınla bahçenin ortasındaki Arthur'a dönün diyor. Herkes öldü. Mekanları cennet olsun. Ne yapalım? Yazık. Arthur reis. Arkadaşların gitti reis. Şuraya bir sakinleştirici atak da. Şunlar gelirken öldürek. Herhalde o büyük boss bizi takip etmeyecek. Çünkü 3 noktayı da açtık. Anladığım kadarıyla. Arthur'dun sen. İsminde gül yazıyor. Ne oldu Arthur'a? Arthur da mı öldü? Arthur kılığında gül müsün sen? Bakalım. Cephanemizi dolduralım. Şimdi diğer takım arkadaşlarının gelmesini bekliyoruz. Burada herkesin gelmesi gerekiyor. Bir kişi eksik bile gelse görev ilerlemez arkadaşlar. O yüzden takım oyunu ya. Burası tamamen takım oyunu. Arthur gitti, Gül geldi. Götür bizi Gül, sen de bizi uzaya götür. Ölüme götür. Arkandayız reis. Gül reis. Sinyal kaynağını yok etmek için Arthur'u radyoloji bölümüne kadar takip et diyor. Ediyoruz. E Arthur da ismi Gül'e dönüşmüş bu Arthur'un. Nasıl olacak o? Bakın içeri zombi dolu. Bir anda saldırıyorlar. Direkt sakinleştirici atın. Kapı açılır açılmaz. Canım nasıl düştü görebiliyorsunuz. Çünkü çok fazla vuruyorlar. Dikkat etmeniz lazım burada. Şimdi zombileri temizleyip içeri gireceğiz. Evet. Şu Levin zombilerini sevmiyorum ya. Uzaktan vuranları. Siz niye duvara vuruyorsunuz? Bakın sağda sandıklar görebiliyorsunuz mini haritada. Oradan bomba bulup anladığım kadarıyla bombayı yerleştireceğiz. Şöyle bir içeri girelim. Tamam, buradaki sandığı sen aç. Ben de gideyim diğer sandıklara bakayım. Bakın şu şekilde gördüğünüz gibi bombayı duvara yerleştiriyorsunuz. Sonra o duvarın arkasından bir şey çıkacak sanırım ama ne çıkacak bilmiyorum. Bomba dışında orayı açmanın ihtimali yok anladığım kadarıyla. Neyse şuradaki sandığı da biz açalım. Bakalım bomba bulabilecek miyiz? Ve evet bombamızı aldık arkadaşlar. Bakın takım arkadaşı da bomba koymuş. Bomba patladı, duvar çatladı. Hani tamamen kırılmadı duvar. Demek ki birkaç tane bomba koymamız gerekiyor. Bir de ben koyayım. Deneyeyim. Bakalım duvar açılacak mı? Çıkın bakayım önümden. Evet C4'ü yerleştirdik. Geri çekilin. C4 bu bak, ölürsünüz. Ve duvarımız patladı. İçeriden kuş çıktı arkadaşlar. Mutant kuş. Bu Santa Pony'dekinin büyüğü. Evrimleşmiş hali. Şimdi mutant kuşu öldürüyoruz. Ve sıradaki göreve geçiş yapacağız. B'ye ulaştı. Güzel. Antiseptiğimizi yenileyelim. Gıdamızı yenileyelim. Çünkü 10 dakika geçti. Derken ne oldu la o boss? Canavar trans halindeyken Arthur ile radyoloji bölümünden ayrıl diyor. Canavar şu an trans halinde. Bize saldırmıyor. Biz onu öldürmeden kaçıyoruz. Zaten öldüremiyoruz da. Tek atıyor bize mübarek. Tamam. Gel beni takip et. Tahliye helikopterine çağırıyoruz diyor. Tahliye helikopteri gelene kadar sanırım bu cihazı savunacağız. Çünkü bu cihaz nerede olsa ya asker var başında ya zombi var arkadaşlar. İşgal etkinliğinde falan da bu cihazı daha önce görmüşsünüzdür. Şöyle şuradaki bir zombiyi öldüreyim. Sen niye o kadar uslu duruyorsun? Aynen. Bakın zombiler gelmeye başlamış. Cihazın etrafına geliyorlar. Sakinleştiriciyi atın. Kesin arkadaşlar bunları. Çok fazla geliyor yalnız ya. İnşallah ölmeyiz. Hadi ölün. Sen de öl. Bayağı var baksanıza. Burada bir yükseğe çıkıp yüksekten sıkın zombilere.
aşağı inmeyin. Ha, inebilirsiniz de size kalmış. Canınız çok indiğinde yükseğe çıkarsınız. O tamamen sizlik bir durum. Öldürdükçe yenisi geliyor. Öldürdükçe yenisi geliyor. Ne zaman biteceksiniz siz? Tipe bak ya. Korktum. Hadi ölün artık. Gene sakinleştiricimizi attık. Canım bakın ne kadar hızlı düşüyor görüyorsunuz. Bu zombiler normal zombiler değil, tehlikeliler. En iyisi yüksekten sıkmaya devam. En azından burada bize fazla hasar veremezler diye düşünüyorum. Kapı çok fazlalar ya. Baksanıza sürekli zombiler geliyor. Gel gel içlerine girme, düşeceksin gel. Bak arkanda da var. Baksanıza her koridordan zombi geliyor. Aslında takım arkadaşlarınızla dağılıp koridorları tutsanız diyeceğim de o da zor ya, çünkü çok fazla zombi geliyor. Ve ne zaman biteceğini düşünmüyorum. Ne zaman bitecek düşünüyorum. Bitmedi. Herkes öldü mü? Yok. Canları inmiş. Dolduruyorlar canlarını. Güzel. Gene cephanem bitti. Ya artık zombiler siz de bitin. İkinci cephaneyi dolduruyorum ya. Biz öldürüyoruz, onların yenisi geliyor. Ne zaman bitecek bu? Bakın burada hasar veremiyorlar. Yüksekteyiz diye. Galiba bitiyor. Tek sen mi kaldın? Mübarek. Yok, nerede o tek kaldı? Arkamda da var. Yenile öldürdükçe yenisi geliyor. Ne zaman bitecek? Ha, helikopter gelene kadar oyalamamız gerekiyormuş onlar. Helikopter geldi. Ve şimdi helikoptere ilerleyeceğiz. Belirlenen alanda takım arkadaşlarıyla buluş diyor. Buluşalım, hiç sıkıntı yok. Yine zombilerimiz var. Onları da öldürmemiz lazım. Şöyle bir gelelim buraya. Zombiler arkamızdan gelir zaten. Öldürürüz. Derken bakın zaten geliyorlar. İndirin. Sakin ol şampiyon. Öyle freni patlamış kamyon gibi gelme üzerimize. Canımızı dolduralım. Ama aynen. Burada herkesin toplanması gerekmiyor ilk etapta. Çünkü bug yapmak lazım. Bugsız bu boss'u kesmek imkansız gibi bir şey. Şimdi buradan bisikletten karşı dala. Düştüm. Bakalım nasıl çıkacağız. Gene düştüm. Sadece ben çıkamıyor değilim. Tüm takım çıkamıyor. Hani tüm takımda sorun var. Tek sorun bende değil. İnşallah siz kolay bir şekilde çıkarsınız. Yok arkadaş. Tamam. Buradan sağ dala. Gene düştüm. Hayda. Sinir şey. Burada çok zaman kaybedeceğiz anladığım kadarıyla. Çünkü daha çıkamadık. Bakalım ne kadar zaman kaybedeceğiz. Gitti SS. A few moments later. Sonucunda yine çıkamadık arkadaşlar. Takımdan biri çıktı ama o da geri düştü. Sonunda biri çıktı. Yaklaşık 6-7 dakikamız gitti burada kafadan. Nasıl çıktığını tam olarak şu şekilde çözdüm. Ağaca atladınız. Ağaçtan sağdaki dala atladınız. Oradan karşıdaki duvarın herhangi bir yerine değil. Sadece şu kolonların olduğu yere atlayacaksınız. Kolonun üstüne atlayıp ilerleyeceksiniz. Tam olarak buraya kamp ateşi kurmanız gerekiyor.
Kamp ateşini kurdu. Şimdi zombimizin çıkması lazım. Dördümüz toplandığımız takdirde. Hadi gel. %90 sıkıştı. Sıkıştın değil mi? Ateşle birlikte kendini de kurdun oraya. Şimdi zombi gelecek, sıkışacak. Sen de sıkıştın oraya. Aynen, sıkışmış. İnemiyor. Hayda. Ya zaman kaybı olacak ya. Sıkıntı yok. Bir şeyler yazıyor ama. Aynen, sıkışmış. Neyse, rapor edip gel ya. Başlama noktası da bir şey de gel. Biz oraya çıkamayız. Şimdi seni kurtarmaya gelsek çıkabileceğimizi düşünmüyorum. Yarım saattir zaten kimse çıkamadı. Sen de şans eseri çıktın gibime geldi ama. Bakalım başlatmak. Sen gelmeden başlamaz ki, o sıkışmış. Aynen, sıkıştı. Dördümüz birlikten gelmeden başlamaz. Onun da gelmesi lazım. Neyse, sonunda çok şükür çıktı arkadaşlar. Rapor yaptı, çıktı. Şimdi diğeri nereye gitti? O da en son oraya barikat kuruyordu. Çıkarıp kurtarayım onu diye ama. Gel. Hadi başlayalım. Ve baba zombimiz çıktı. Bu çok zor ölecek. Direkt bug'a giriyor arkadaşlar. Otomatik. Ateşi görecek şimdi. Bakın, sağdan bizim takım üyesi onu çekiyor. Ateşin oraya. Ve ateşi görüyor. Çok az hasar veriyoruz. Çok kolay da ölmüyor. Video şu an hızlandırılmış halde gidiyor. Canının ne kadar zor düştüğünü görebiliyorsunuz. Ve bu bize tek atar muhtemelen. O yüzden bug'sız kesebileceğimizi düşünmüyorum. Mutlaka yapın. İnşallah siz zorlanmazsınız bizim kadar yukarıya çıkmak için. Ve canı bayağı indi. Artık ölmeye yaklaştı. Öl artık reis ya. Kaç dakikadır kaç şarjör mermi sıktık sana ya. Niye bu kadar inat ediyorsun ölmemek için? Bakın, verdiğimiz hasarı görüyorsunuz. 20-20 vuruyor kafasına. Ne kadar zor öldüğünü anlayabiliyorsunuz o verilen hasardan arkadaşlar. Karnı zayıf noktası diyor ama karnına da denedim. Herhangi bir hasar artışı olmadı. Zayıf noktada çıktığını görmedim. Göğsü diyor gerçi. Göğsünü direkt saplamış oraya mübarek. Hızlandırılmış kısımda denemiştim oraya da vurmayı. Artık öl. Öl artık. Çok şükür. Son vuruşu da biz aldık. Hasarımız da güzel. Ödülleri bu şekilde. S aldık. Sağlık olsun. Bir dahakine SS alırız. Toplama takımlı bu arkadaşlar. Olduğu kadar, olmadığı kader. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Destek amaçlı abone olursanız beni mutlu edersiniz. Seviliyorsunuz canlar.